Herkese selamlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben direkt konuya gireyim. Son yama ile birlikte düellocuda çok ciddi bufflar gelmişti biliyorsunuz ki. Bunları yeniden anlatmaya gerek yok. Ama eğer ki detaylarını merak ediyorsanız kanalda bulunan diğer videolardan öğrenebilirsiniz. Neyse, yamanın ardından iki düellocu biraz fazla güçlenmişti. Bunlardan biri Neon, diğeri Aysoy'du. İlk başlarda, yani yamanın gelmesinin hemen ardından Neon çok fazla öne çıkmıştı. Ben de bununla ilgili shortlar da yaptım biliyorsunuz. Zaten her yerde de paylaşılmaya başlandı. Ama sonra oyuncular aslında gerçek gücün Aysoy'da olduğunu keşfedeceklerdi. Şöyle anlatayım, Valorant'ın Aysoy ile ilgili yaptığı tanıtımlar ve öncesinde sızdırılan bilgilere göre Aysoy 1v1 mücadelelerde kısaca tam bir yıkım makinesi olacak ve düelloji ajan mantığına yeni bir boyut kazandıracak. Ama çıkışıyla birlikte Valorant'ın en az tercih eden ajanlarından bir tanesi olmuştu. Yetenekleri ne takım oyununa ne de bireysel oyuna çok fazla katkısı yoktu. Yani bir Reyna olamadı. Bunun tek nedeni elbette ki yetenekleri yüzünden. Yani 8.11 yamasıya değişen yeteneğinden söz ediyorum. Çerik irade, yani E yeteneği. Eski yamada rakibi öldürmeden önce E'ye basmanız, öldürdükten sonra da rakibin kafasında çıkan işareti kırmanız gerekiyordu. Bu yüzden de fazla güçlü değildi. Çünkü genelde oyuncular mermilerin büyük kısmını harcamış olduğundan işareti vuramıyor ya da başka rakip oyuncu tarafından vuruluyordu. 8.11 buff'ının ardından bu işaret meselesi ortadan kalktı ve direkt olarak E yeteneğini tıpkı Reyna gibi alabiliyordunuz. Bu arada ben Aysoy'u oynamadım. Bu sadece benim izlediğim kadarı. Bu bilgi yanlış olabilir. Eğer yanlışsa yorumlarda beni düzeltin. Neyse, şimdi gelen nerf'ü anlatayım. Aynen şöyle. E'sinde 2 öldürme sıfırlaması kaldırıldı. Yani 2 kilin ardından E tekrar sıfırlanmayacak. E'nin süresi de 20 saniyeden 12 saniyeye düşürüldü. Yani üzerinizde 20 saniye değil 12 saniye duracak demek bu. Bu nerf'ün ben Aysoy üzerinde etkili olacağını düşünüyorum. Eskisi kadar güçlü olmaz ve yavaşlatır onu. 8.11 yamasından sonra tekrar söylüyorum, durdurulamaz bir güç olmuştu bence. Valorant biliyorsunuz oyunu dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyor. League of Legends'daki gibi bir karakterin çok fazla güçlü olmasına pek tahammül edemiyorlar. Ki zaten oyuncuların büyük kısmı da Aysoy tarafından şikayetçiydi. O yüzden bu nerf'ün gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Yeni kısım ile birlikte gelecek olan nerf'ten sonra oyunda görmek lazım tabii ne kadar fazla etkili olduğunu bu nerf. Şimdilik yeni kısım ile açıklanan en önemli detay buydu. Kısaca yeni savaş bileti kaplamaları hakkında gelen bilgileri de vererek videoyu sonlandıralım. Birinci setimiz mor, toz pembe ve mavi ya da mavinin tonlarından oluşan bir set olacak. Setteki silahlar sırasıyla klasik, vandal, judge, guardian ve beyzbol sopası bulunacak. Bunun animasyonu olacak mı bilmiyorum. İkinci set siyah, turuncu renk ve silah kaplamalarından oluşurken üçüncü set ion setine benzer bir modelleme ile gelecek. Battle Pass içindeki setler detaylarıyla paylaşılınca yeniden videosunu yaparım bu arada. O yüzden şimdilik bu kadar diyelim. Peki sizler Aysoy nerf'ü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce oldukça güçlü müydü ve bu nerf'e gerek var mıydı? Yorumlarda yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.